Önceki gün vefat eden eski Devlet Bakanı ve eski Diyanet İşleri Başkanı Doktor Lütfi Doğan Ankara'da ebediyete uğurlandı. Merhumun cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş kıldırdı. Rabbine kavuştu. Rabbim rahmet eylesin. 91 yaşında vefat eden eski Diyanet İşleri Başkanı Doktor Lütfi Doğan için ilk tören Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlendi. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nden ebediyete uğurlandı. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ayet-i kerimesi de bizi ölüme hazır olmaya davet ediyor. Ölüme hazır olmalıyız. Kaşla göz arasındadır. Başımız sağ olsun. Hocamızın ailesinin başı sağ olsun. Memleketimiz için, milletimiz için yapmış olduğu hizmetleri inşallah Cenab-ı Hak dergâh-ı uluhiyetinde kabul eylesin. Doğan'ın cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş kıldırdı. Allahu Ekber. Cenaze törenine aynı zamanda şehit cenazesine de katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve siyasi parti liderleri katıldı. Lütfi Doğan Beyefendi'ye aynı şekilde rahmet diliyorum. Doğan'ın cenazesi Cebeci Asri mezarlığında toprağa verildi. 1927 Ermenek doğumlu olan Lütfi Doğan, 1972-1976 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı görevini yürütmüş, daha sonra hükümette devlet bakanlığı yapmıştı.